Yeni bir haftaya daha birlikte başlıyoruz. Hayırlı sabahlar ve günaydınlar sevgili değerli gönül dostlarım. Yeni bir haftaya ve yeni bir güne bismillah diyelim. Efendim, Dünya ile Gün başlıyor programı. Irak'ın aydınlık yüzü Türkmen Ele TV'de bugün yine sizlerle birlikte. Sevgili değerli izleyiciler, her program tabii ki hayatımızı ilgilendiren konuları ve sosyal hayatımızı, özellikle de yemek tariflerimizi ve sağlığımıza dair her ne varsa bu programda buradan sizlerle birlikte paylaşacağız ve paylaşmaya çalışacağız. Her konuda, her konuyla ilgili sizleri bilgilendirmeye çalışıyoruz efendim. Tabii ki sizleri bilgilendirmek, sizleri mutlu etmek bizim için büyük bir mutluluktur ve bu mutluluktan ötesi bence yok. O yüzden hepiniz için bir kez daha günaydınlar derken bugün yine canlı canlı tekrar Dünya ile Gün başlıyor programı. Siz değerli gönül dostlarımın ekranlarında yine buluşmaktayız. Yayınımıza hoş geldiniz ve şimdi de efendim açılışımıza geçiyoruz. Ama bizlerden ayrılmayın, daha sonra dolu içerik bir program bugün de yine sizleri beklemekte. Yemek tariflerimizi sizlere aktaracağız. Ayrıca bir klip aramız var ve yine tarihi eserlerimize gideceğiz ve sporun faydalarını yine sizlere aktarmış olacağız. Ve en önemlisi de çok değerli bir konuğum ilerleyen dakikalarda bizlerle birlikte olacak. Ve yine hayatımıza dair çok önemli bir konuyu buradan sizlerle birlikte paylaşacağız. Şimdilik ayrılmayın ve hemen açılışımıza geçiyoruz. Sen de
Evet efendim, açılışımızı yaptık ve şimdi de yine programımız devam ediyor. Ve özellikle de değerli hanımlarımıza diyorum, ekranlarımızın başına gelin ve elinize kalemle kağıdı alın. Bugün şefimiz Hanan Hanım yine çok güzel yemek tarifleriyle sizlerle birlikte olacak ve hemen yanlarına gitmek isterim. Evet. Günaydınlar Hanan Hanım. Günaydınlar, hoş geldiniz Dünya Hanım. Hoş gördük. Evet, bakalım bugün neler yapacaksın. Mutfağımızda neler var, neler? Evet. Bugün farklı yemek yaparız. Patates var. Patates var. Daha. Et var, kuzu eti. Kuzu eti. Açık var. Pirinç var. Baharat var. Türlü var. Kuş yüzümü var. Kuş yüzümü. Ceviz var. Maşallah şehriye var. Garen şeyler. Evet. Ana yemeğimizi, ana yemeğimizden başlayalım. Ana yemeğimiz etli pilav. Etli pilav yapacağız. Etli pilav yaparız. Burada bir şeyimiz var, but, kuzu budu. Bir kuzu budu. Tamam. Bir orta boy. Kaç kilo olabilir bu? İki. İki kilo. İki kilo. İki kilo. Aslında hani kuzu küçük eti olduğu için biraz da böyle yağlı olur. Yağlı olur. Ben de yağından aldım. Şimdi pişenden sonra bu yağların hepsini suda gider. Kalmaz, yağı erir. Evet. O yağ da güzel pişer. Yağını Allah. Ben almışım da. Bir kat aldım yağından. Burada bir orta boy bir adet soğanımız var. Burada da basra limonu. Basra limonu bir adet. Burada da dediğimiz kakulya, hel. Evet. Tamam. Hel kullanırız. Ayrıca baharatlardan. Baharatlardan. Karabiber. Karabiber her zaman ki. Bu zaten yemeklerin vazgeçilmezidir. Her zaman. Olması olmazdır. Dat katar yemeğe. Genellikle birçok yemeklerde kullanırız karabiber. Çok yemekte, hep yemekte. Burada da bir kaşık kari. Kari baharatı. Burada da baharat. Bu baharat karışıktı. Karışık 7 baharat. Bir yani baharatı. 7 baharat karışık böyle satarlar. Yani 7 adet baharat bu tabağın içinde. Karışık bir şekilde. Karışık bir şekilde. İçinde bulunan neler var dedik? Hel var. Bir yani baharat, hel oğlu, kamun oğlu. Dökülmüş hel. Her dökülmüş hel. Ha özler katarlar atlarda her zaman satılır. Karışık baharat diyorlar özne 7 baharat. Evet. Burada da macimiz var. Maci kullanırız yine. Burada da duz var. Duz maci kullanırız. Maci bırakan yerde duzu az bırakırız. Evet, maci isteyen maci de vardı. Duz. Normalde tuz kullanabilir. Tuz kullanabilir. Burada da patatesleri kabuğunu almışız hurda şekilde. İki tarafta da patates var. Tamam, bu şorbamız patates şorbasıdır. Bunu sonradan indi açıklarım. Burada pirincimiz 2 bardak. 2 bardak. 2 bardak pirinç. Burada da bir kase badam. Badamı yağda kızartmışız. Evet. Burada da kuru üzüm. Aynı yağda kızartmışız. Hem kuru üzümü hem de bademi hem de badamı yağda kızartırız. Yağda kızartıp evet, bıraktık. Burada da şehriye. Şehriye kullanırız. Bu kadar ana yemeğimizin malzemesi bu kadardı. Evet. Yanında bir dedik bir çorba çeşidi var. Bir çorba, çorbamız çok faydalı bir çorbadır. Her zaman ev kadınları bunu uşaqlarca yapabilir. Faydalıdır. Patates çorbasıdır. Patates çorbası, evet. Patates 500 gram. Kullanılan malzemeler nelerdi? 500 gram patates. Kabuğunu aldık, bu şekilde, hurda şekilde doğrarız. Her ne şekilde doğrarsak. Kabuğunun tamamını soyacağız ve biz, daha sonra küp şeklinde doğururuz. Şekli fark etmez. Her ne şekilde şey etsek, doğrarsak. Biz bunu şimdi miksere vururuz. Pişenden sonra kremli kıvamını alsın. Yani hurda şekilde biz doğradık. Sadece hızlı pişsin yani. O kadar. Büyük de doğrarsak o da olur. Burada bir adet soğanımız var. Burada da yeşil soğanımız var. Bunu süslemeği için Allah'ım sonunda. Onu hurda şekilde doğrarım. Doğrarız. Ha böyle üzerine. Evet.
Burada da 1 litre et suyu olur. 1 litre et tavuk suyu. Suyu da olur. 1 litre derken aşağı yukarı 5 ta 6 bardak. 4-5 bardak 4-5 o kadar. Bardağı vakalı bir gülüğüne. Et suyu da olur, tavuk suyu da olur. Her ikisi de. Bulmayan da suya, sıcak suya maci bıraksın. Aynı. O da olur, aynı olur. Yani dadı olarak, lezzet olarak lezzet. Yakın olur. Tamam ama et suyundan yapılsa tabii daha güzel olur. Daha güzel olur. Aynı bunun içine de aynı karabiber bırakırız. Baharatlardan karabiber bırakırız. Aynı biraz tuz bırakırız, o kadar. Evet. Bir tatlı çeşidi yapacağız. Tatlımız da tatlı bir gün yemeğimizde çok iş olduğu için dedik bir kolay basit, bir basit tatlı yaparız. Muhallebi yaparız. Burada nişasta, 3 tepeleme yemek kaşığı aldık, süt, sıvı olur, toz da olur. Toz da olur. Ben 3 bardak. Eğer buzdolabında sıvı sütü bulunmadıysa 3 bardak toz. Sıvı ise 3 bardak bırakırız. Toz ise aynı her bardağa 3 yemek kaşığı bırakırız. 3 bardak kıyas verir bize. Yani 9 yani her bardak su kaşık. Için 3 kaşık yemek kaşığı. Tepeleme böyle yani evet. Dolu kaşık yemek kaşığı. Burada da döğülmüş hel, vanilya sevene de vanilya ola bırakırız sütüne. 4 kaşık şeker. Aynı çok şirin sevmeyen 3 kaşık bıraksın. O da yanında. Süslemek için de ceviz ola, Hindistan cevizi ola, yeşil fıstık ola. O da herkesin damağına kalır. Burada da tatlının malzemelerini açıkladık. Peki öncelikle neyle başlıyoruz? Başlayalım. Anne yemeği biraz iş ister bence. Ha, anlatırağın biz herkes bile et zaman ister pişmağı eti. Kızarmağı aynen bence bu tarafta gelsin bu tarafa. Daha iyi olur. Yani ben de sizlere biraz yardımcı olsun bunları bu tarafa assak biraz. Ta şimdi etin ayrı koyağın daha iyi olur. Burada karıştırmayağın çorbanın malzemeleri ayrı ve ana yemeğimizin malzemeleri ayrı olsun. Tamam. Daha iyi olur bence de. Burada kuzu etimiz. Evet. Bıçak yardımıyla. Bu şekilde. Hem hızlı pişer, hem de dadın, duzun, baharatın hepsinin canını alır. Evet. Bu şekilde. Bu şekilde yaparak. Aslında bizde etli pilavın bir ismi vardı. Kuzi diyorlar çoklar. Kuzi. Ben bunun kamil kuzisini yaparım. Büyük kuzi. Yaparım. Bunu büyüksün ya. Yani yine pirincisi. Aynı malzemeleri kullanırsın. Aynı malzemeleri. Biz burada bir basit, küçük bir şeyin yapırız. Ki alışsınlar bunun yapmağı. Ama kuzu olsa, bu da olsa. Tabii onların işi biraz daha farklı oldu. Ama şey aynı oldu dünyanın. Aynı bir şekilde yapılır. Yapılış aynandı. Aynandı. Hayır yani ben o açıdan demirim ki hani biraz daha fazla yorgunluk ister, daha uğraşmak ister. Tabii o da dikkat ister. Evet hani büyük bir kuzu yapacaksın. Büyük bir kuzu yapsa her zaman her zaman tencerede gözü olsun. Bunun gerek sümükten ayırmasın, çok pişmesin, çiğde kalmasın aynı zamanda. Bu şekilde bıçak yardımıyla. Şimdi helleri. Kolahını dediği gibi. Evet. Bunları. Eti bıçak yardımıyla küçücük delikler açacağız. Ve ondan sonra. Helleri. Heli bütünüyle. Sarımsak sevan da sarımsak da olur. Evet. O da etin tüm zifirini alır. Açtığımız deliklerin içine bırakacağız. Böyle içine. Böyle bu şekilde. Sonra ne yapacağı eti? Kızartırık ya da yoksa? Bunu kızardırık. Su ekleyip de pişiririk. Yok. Olsun. İki taraftan kızardırık özen. Ondan sonra bunu tencereye bırakırız. Suyudan pişsin. Yani öncelikle kızartması öncelikle lazım. Kızartması lazım. İki tarafın. Ondan sonra suyun veririk tencerede. Bunun pişmağı biraz zor değil ya.
Yani zaman Zaman ağlı, zaman ağlı. Tamam, biz biz yani alışsınlar. Kamera tabii, öğünde bunu yaparak. Tabii bu zaman ister. En azından 2 saat ister. Etin kilosuna kalı. Eti kaç kiloysa, büyük ise daha zaman ağlı. Tabii doğru. Yani Yemen'de kuzu var, 3 saat ağlı. Daha büyük ise daha fazla. 3,5. Yani aslında iyiydi. Ha, 4 saat ağlı. Yani normalde biz evde bile yemek yaptığımızda en azından diyelim. 2 saat, 1,5 saat. 1 saatte pişmez. 2 evet. Saatte tamamen pişer. Tavuk pişene kadar mesela yapmış olduğumuz pilav bir taraftan, etli veya daha doğrusu sulu yemek bir taraftan. Yani zaman alır. Zaman alır. Et, tavuk daha hızlı pişer. Doğru. Burada tavuk etten daha hızlı pişer. Tavuk daha hızlı pişer, balık daha hızlı pişer, et biraz zaman alır. Dana eti daha da geç pişer. Kuzu eti daha... Dana eti daha geç pişer. Erte pişer. Burada... Yani aslında yağlı seven kuzu eti. Kuzu eti. Ama öz yemeğimizin adı kuzudu. Yani her zaman kuzu etinde hoş olur. Burada... Sivi yağı biraz bırakırız. Şimdi tavayı ocağın üzerine bıraktık ve biraz da sıvı yağı tavanın içine ekledik. Yani aslında bence sıvı yağı kullanmasak olmaz mı? Zaten etin içinde yağ var. O kendi kadar yağ yoktu. İstemiyoruz tavamıza yapışsın. He, yapışır yani. Yapışır tamam ondan dolayı. Burada bir adet soğanı bir taviden bu şekilde tavaya ekleriz. Basra limonu bu şekilde. Soğanı neden bölmedik? Soğanı bölmedik. Çünkü soğanın boyu biraz büyüktü yani. Tamam, şimdi yani soğanımızı etten beraber tencereye bırakırız. Bunun suyunu vermekte soğanımız azili. Özünden pişer. Soğanı biz bırakırız, etin zifirini alsın. Evet. O kadar. Şimdi karabiber biraz. Evet. Biraz karabiber, biraz da kari biraz baharatı. Biraz da kariden. Ve yanında da karışık baharatımız var. Karışık baharatın pilavı için bırakırız. Bunu bu şekilde. Evet, unutmayalım. Burada bıçakla açtığımız deliklerin içine heli bıraktık. Burasını da bütünüyle bıraktık. Ha, heli bütünüden. Hel zifirin ağlı. Evet. Etin, tavuğun her zaman zifirin ağlı. Bir de yani aslında güzel bir tat katar. Tamam, her ete de, ceyran etine de. Hı. Ceyran eti, kuzu eti. Biz şimdi bu şekilde tavaya andırırız. Her aslında iki tarafı kızardırır. Kızardıktan sonra böyle biraz da yığışı. Yığışı küçük olur. Şimdi küçük olur. Suda evet. Pişenden sonra da küçük olur. Ben tavada bunu yaptım. Hatta gözüksün kamerada. Bilsinler necə kızartsınlar bunu. Suda pişenden sonra sonunda da fırına bırakırız. Adam var sevən qavuru özün yağda. Ben fırına bırakırım özün. Fırında bırakırız. Bu şekilde dolandırırız, gezdiririz tavada özün. Daha sonra o kızarttıktan sonra bu taraftan da pilav yaparız. Pilavı yaparız. Pilavın malzemeleri kaç bardak pirinciydi? 2 bardak pirinç. 2 bardak pirinç. Burada da yağda kızarmış olan kişmiş yani kuş üzümü. Bu taraftan da badem kızarttık. Ve birazcık da patatesimiz var. Yine küp şeklinde doğradık. Ayrıca bir taraftan da şehriye kullanırız. Baharatlardan da karabiber, kari baharatı dedik, ve karışık biryani baharatı. Aynen. Sevan evet. Sarı yapar pilavın. Sevan hep beyaz kalı. Kahvaltısını da yaparız. Kırmızı pilav olur mu? Kırmızı da olur. Olur. Her zaman. Tamam. Bir taraftan da bir çeşit çorbamız var. Patates çorbası. Patates çorbası. Ve en kolay tatlılardan biri de muhallebi tatlısıdır. Onu da ilerleyen dakikalarda şefimiz yapacaktı.
O zaman ben yerime geçeyim. Eller ve tamam, sağlık. Sağ olun. Allah razı olsun. Yemeğin devamını getirin. İnşallah. İnşallah ilerleyen dakikalar tekrar size döneceğiz. Ve bakalım ne yaptınız. Ayrıca burada da hem çorbayı hem de tatlıyı yapacaksın. Ellerinize sağlık tekrardan. Aslında teşekkür bugün çok ederim. Güzel bir yemek tarifini seçmişsin. İnşallah. Eller ve sağlık. Sağ peki. Olun. Allah yine razı devam olsun. Ediyoruz efendim sevgili değerli izleyiciler. Bir taraftan işte stüdyolarımızda şefimiz yemekleri pişmeye devam ediyor ve bir taraftan da biz de buradan programımızı yine sunmaya devam ediyoruz. Efendim kış mevsimindeyiz ve birçok hastalıklar bu mevsiminde bu mevsimde görünmektedir. Aslında hasta olmamak için, sağlıklı bir vücuda sahip olabilmek için her zaman bu programda biz neyi öneriyoruz? Spora. Yani spor yapmamız şarttır. Şimdi efendim antrenörümüz Timur Gökkaya ve başarılı ekibiyle beraber bizlerle birlikte gün başlıyor programında. Günaydın sayın seyirciler, yeni sporla karşınızda olacağız. Isınmaya başlayalım arkadaşlar. Tabii ki spordan önce ısınma çok önemlidir. Isınmasız spor olmaz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ayağımızı açarız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ayağımızı enseye. 1, 2, ayağımızı böyle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Uzun nefes alıp. Uzun nefes. Arkadaşlar, şimdi bugünkü sporlarımız kemerimizden yukarıdır. Şimdi çiğinden başlarız. Arkadaşlar, elimiz düz. Buradan elimiz bir önce bir enseye değiştirir. Bu şekilde. Bu şekilde birimiz düz olsun. Elimiz çiğinimiz piyasında. Arkadaşlar, memnun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yukarı aşağı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Elimizi sabaladırız. Uzun nefes alır. İndi elimiz düz. Elimiz düz. Çiğimiz kaldır yukarı andırır. Arkadaşlar memnun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şimdi sağ sol edelim. Bu şekilde. Sol. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şimdi bir de elimiz kaldırır, elimizi darır. Şimdi elimizden daire darır arkadaşlar. Daire darır bu şekilde. Başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dönüp tersine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bir de elimizi sabaladırız. Elimizi kayırız. Elimizi kayırız kemerimize. Buradan çiğimiz öyle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Arkaya. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10. Ayağımız yukarı arkadaşlar. Ayağımız yukarı. Ayağımız yukarı. Şimdi dikkat edersek köşkümüzden yukarı. Sadece cimiz kaldırır, anarır. Ayaklarımız düz, çabalamasın. Arkadaşlar bana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bir daha elini çabaladırıq. Elini çabaladırıq. Canımızı işidarıq. Canımızı çabaladırıq. Dikkat etsək, cinlərimiz hepsi çox yoruldu. İndi canımız biraz düz olduq. Düz odururuq, tapımız yukarıq. Canımız da biraz öcə. Elimiz öcə. Bu şekildə. Elimiz xəyal qaldırında, başımız özdən. Bu şekildə edər özün. Elimiz gəlsin buradan kəmərimizə. Kəmərimizə, yaxud düz elə. Bir kez cümə yaxud. Arkadaşlar, anne, elimiz aşağıdan, bir, anır, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, 10. Duruq belə burada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ayağımız çadır hoca. Sağ ayağımız hoca. Gəlimizdən əlini qabağını tutarıq. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. İndi arxaya birimiz vurur. Bu da benim arkaya kırık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Ayağımızı açırıq. Ayağımızı açırıq bu şekilde. Anlık tabağını tutarıq. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yavaş yavaş yukarı. Benim tekrar hoca. Başımız yukarı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Canını çabaladırıq. Uzun nefes alır. Sayın seyirciler, bugünkü sporlarımız bu kadardı. Umarım gözü yoruldu. Koyca kalın. Evet, programımız devam ediyor canlı canlı. Gün başlıyor programı Irak'ın Aydınlık Yüzü Türkmenele TV'de. Efendim, spor veterimizi hep beraber seyrettik. Dün bir telefon bağlantısıyla programın yönetmeniyle konuşarak tabii ki bugünkü program hakkında aslında şöyle bir şey düşündük. Çok güzel bir videoyu seyrettik. Bu video gerçekten çok anlamlı bir videoydu ve onu hemen sizlerle paylaşmak istedik. Sayın yönetmenim hemen öncelikle bir videomuzu verelim. Aslında ilginç bir videoydu. Daha sonra yine programımız devam ediyor ve ben burada olacağım, ayrılmayın. I'm gonna give you my heart. Cause you're a sky full of stars. Cause you light up the path. Cause you're a sky. Cause you're a sky full of stars. I'm gonna give you my heart. Cause you're a sky. Evet efendim, 45 ta 47 saniyelik bir video.
ama çok büyük anlam taşıyor. Kalbinde iyilik birikenler daima yolu açıktır. Böyle bir söz var. Şems-i Tebrizi buyurmuş. Bu arada tabii ki çok anlamlı, çok güzel kelimeler ifade ediyor bu cümle. Yani iyilik yapanlar her daim yolu açık olur ve tabii ki iyilikler her zaman kalabalıktır ve paylaştıkça çoğalır. Ama kötülük dediğimizde her zaman yalnızdır ve yok olmaya ve ölmeye mahkumdur. Efendim, her zaman şartlar ne olursa olsun iyilikten yana olalım. Ve şimdi yine tekrar programımız devam ediyor sevgili değerli izleyiciler. Şimdi de sevilen bir besinin faydalarını sizlere aktarmış olacağız. O da hurmadı. Hurma dediğimizde hakikaten çok şifalı bir bitkidir. Bakalım insanoğluna yararları nelerdir? Bu VTR'de hep beraber öğrenelim. Hurma, lif oranının yüksek olması, midede uzun süre kalarak sindirimin yavaş olmasını sağlıyor. Böylece kendinizi daha uzun süre tok hissederek besin tüketimini azaltmış oluyorsunuz. İçerdiği yüksek orandaki potasyum ve demir mineralleri de metabolizmayı hızlandırarak kilo verme sürecinde destek oluyor. Ancak 4 adet hurmanın 60 kalori olduğunu unutmayın. Hurmanın antioksidan içeriği hücrelerin yenilenmesini sağlıyor. Bu sayede dokusu yenilenen cilt daha genç bir görünüme kavuşuyor. B vitamininden de zengin olan hurma, bu özelliğiyle cilt üzerinde oluşan tahriş ve yaraların hızla iyileşmesinde yararlı oluyor. A ve B vitamininden zengin olması ve içerdiği yüksek miktardaki magnezyum sayesinde hafızanın güçlenmesine destekliyor. Tansiyonu dengeleyen ve kalp ritmini düzenleyen yaşamsal minerallerden biri olan potasyumdan zengin olan hurma, hiç kolesterol içermemesi nedeniyle kalp dostu besinler arasında yer alıyor. Hurma, içeriğindeki A ve C vitamini sayesinde vücudu zararlı bakterilerden ve mikroplardan temizleyen güçlü bir antioksidan, yüksek besin değerinin yanında bağışıklılık sistemini güçlendiren selenyumdan da zengin olması antioksidan etkisini artırıyor. Ayrıca içerdiği yüksek orandaki magnezyum sayesinde vücutta oluşabilecek enfeksiyonların riskini düşürüyor. 100 gramında 6,7 gram lif içeren hurma, yüksek lifli meyvelerin başında geliyor. Hurmanın düzenli tüketimi, kansızlık riskini de düşürüyor. İçeriğindeki demir, kan hücrelerinde bulunan hemoglobin sentezini artırıyor. İçerdiği demirin yanı sıra kırmızı kan hücrelerinin üretimini artıran B2 ve B3 vitaminleri hurmada bolca bulunuyor. Demir eksikliği yaşayan kişilerin günlük 4 adet hurma tüketmeleri öneriliyor. Kalsiyum ve fosfattan zengin olan hurma güçlü kemik oluşumu sağlıyor. Kemik yumuşaması, kemik erimesi gibi çeşitli vitamin ve minerallerin eksikliklerinden dolayı gelişebilecek kemik hastalıklarının önlenmesinde etkili oluyor. Hurma gözlerimizin dostu olan beta-karotenden zengin bir besin. Beta-karoten, gözlerin daha sağlıklı olmasını sağlayarak gece körlüğü gibi rahatsızlıkların oluşum riskini azaltıyor. Hurma günümüzde sıkça karşılaşılan stres ve stres tabanlı hastalıkların önlenmesinde de fayda sağlıyor. Yapılan çalışmalar hurmada yüksek miktarda bulunan B6 vitamini ve magnezyumun sinir sistemini güçlendirdiğini göstermiş, bu içeriğiyle çağımızın önemli sorunlarından olan depresyonun önlenmesinde ve tedavi sürecinde de destek oluyor. Evet, enerji deposu olan hurma,
Tabii ki gün boyunca kendini yorgun hisseden kişiler için önemli bir enerji verir. Ayrıca gelişme çağında olan çocuklar için gerçekten fayda sağlar ve hurmada bulunan kalsiyum ve fosfat sayesinde vücut kemikleri güçleniyor. Ayrıca cildi güzelleştiriyor ve onun yanında A ve C vitamini sayesinde vücutta bulunan bakteriler ve mikroplara karşı tabii ki bir savaşçıdır ve kemik erimesine karşıdır. Her gün 3 adet hurma tabii ki de gerginliği azaltıyor. Efendim programımız yine devam ediyor. Şimdi de bir klip aramız var sayın yönetmenim, değil mi? Yanılmazsam. Öncelikle klip aramıza geçelim. Daha sonra yine ben burada olacağım. Ayrılmayın. Çalar bir gün şaşırır kalırsın, sen de anlamazsın. Ah aşk kapını çalar bir gün şaşırır kalırsın, sen de anlamazsın. Sevdi gönlüm, sevdi gönlüm, görmeden bilmeden sevdi gönlüm. Yandı gönlüm, yandı gönlüm, ah çekip her gece yandı gönlüm. İsyanı tattırırsın. Ah aşk ağlatıp güldürür, İsyanı tattırırsın. Sevmeyi bilmeyi öğretirsin aşk. Sevdi gönlüm, sevdi gönlüm, görmeden bilmeden sevdi gönlüm. Yandı gönlüm, yandı gönlüm, ah çekip her gece yandı gönlüm. Sever aldanırsın, sen de anlamazsın. Ah aşk sebebin olur bir gün, sever aldanırsın, sen de anlamazsın. Sevdi gönlüm, sevdi gönlüm, görmeden bilmeden sevdi gönlüm. Yandı gönlüm, yandı gönlüm, ah çekip her gece yandı gönlüm. Ha aşk ağlatıp
Evet efendim, tabii ki önemli bir eser ve güçlü yorumcu. Ahmet Özhan'dan "Görmeden, bilmeden sevdi gönlüm, ah edip her gece yandı gönlüm." Bu şarkı hakikaten çok anlamlı bir şarkıdır ve bu şarkının içinde olan kelimeler çok duygusal kelimelerdir. Çok büyük anlamlar taşıyan kelimelerdir. Yani şöyle düşünmek lazımdı da aslında bu şarkıyı dinlerken biraz böyle dalıp gittim. Yani insan şu hayatta neyi sevebilir görmeden bilmeden? Kesinlikle biz günlük hayatımızda çevremizde bulunan insanları, arkadaşlarımızı, annemizi, babamızı ve kardeşlerimizi, ailemizi ve hatta hayatımızın parçası olan, en değerli parçası olan çocuklarımızı, eşimizi, kocamızı tabii ki sevebiliriz. Ama sevilmeye layık olan tek Allah'tır bence. Dünyanın en güzel sevgisidir. Görmeden, bilmeden sevdi gönlüm şarkısı. Bence en saf, tertemiz ve en has sevmek Allah'ın sevgisidir. Evet efendim, programımız yine devam ediyor. Şimdi de tarihi eserlere geçelim. Tabii tarihi eser derken antik arkeolog bir köprünün tarihi eserlerini sizlerle paylaşacağız. O da tabii Türkmen bölgesinde olan Dağok ilçesinde Taş Köprü, yani Osmanlı Köprüsü'nün tarihine bir göz atalım. Çoğunluğu Türkmenlerden oluşan Kerköy'e bağlı Tavuk ilçesinde bulunan en önemli eserlerden birisi olan Osmanlı Köprüsü'dür. Osmanlı Köprüsü, Tavuk ilçesinde yer alan Rohana Nehri üzerinde Kerköy'ün 4 kilometre kuzeydoğusunda yer almaktadır. Osmanlı Köprüsü, Osmanlı Sultan 4. Murad'ın döneminde 1638 yılında inşa edilmiştir. Bu köprü kırmızı toprak ve kiraç taşından inşa edilmiştir. Osmanlı Köprüsü, Osmanlı döneminde Kerkük'ten Bağdat'a intikal edilmesi için bir geçit olarak kullanılıyordu. Bu köprü 200 metre uzunluğundadır. Osmanlı döneminde bu köprü kullanılarak Kerkük'ten çıkarak Tuzhurmatu ilçesinden geçerek Bağdat'a ticaret için gidilen tek yolu olduğu biliniyordu. Ve ne yazık ki bu değerli Osmanlı eseri ihmal kurbanı oldu. Evet efendim, Taş Köprü ya da Demir Köprü veya Dağ Köprü işte Osmanlı Köprüsü anlamına geliyor. Coğrafi yeri dağlar arasında Irak'ın kuzeyi güneye bağlayan bir köprüdür. Osmanlı Köprüsü 1. Dünya Savaşı'nın başlangıç yıllarında tabii ki inşa edilmiştir. Türk mühendisleri tarafından ve önemli askeri konuma sahibiymiş, tek köprüdür ki Dağok Nehri üzerinde yapılmıştır. Efendim, programımız devam ederken şimdi de mutfağımıza geçelim, şefimize. Bakalım Hanan Hanım ne yapıyor mutfakta? Evet, yemeklerimiz pişti Hanan Hanım. Yemeklerde muhallebini yaptım. Nişastanı, sütü, şekeri beraber kattık. Evet. Bunu suda tencereye ilave ettik. Helin bıraktık. Ondan sonra karıştırdık özün. Kıvamı aldı. Böyle güzel küçük kaplara koyduk özün. Bunu cevizden, Hindistan ceviziden süsledik. Evet. Bir yanda da çorbamızı, soğanı kavurduk. Ondan sonra patatesini kavurduk beraberce. Karabiberin, tuzun, her şeyin tencereye bıraktık. Ondan sonra et suyu tencereye ilave ettik. Bunu kaynadık. Kaynayandan sonra patatesler pişti. Miksere vurduk özen. Mikser yardımıyla
kıvamını aldı. Kremalı kıvamı bu şekilde. Çorbamız hazır. Bir yandan da pirincimizi pişirdik. Bir adet soğanı pilavımızda pişmek üzereydi. Bir adet soğanı kavurduk. Ondan sonra baharatlarını bıraktık. Teçer teçer karisin, karabiberin. Bunları tencereye dolandırdık, yağda gezdirdik. Ondan sonra suyun ilave ettik. Suyu kaynayana sonra pirincim pekiyadık. Üzerine bıraktık. Suyun çekti. Deme verdik özün. Şimdi pişmek üzere. Bir yandan da o etimiz dediğimiz gibi çok zaman istedik ise biz bundan evvel bir et pişirmiştik. Kaynatmıştık özün. Onu sadece fırına bıraktım. Evet. Biraz kızardı. Kızarından sonra bunu güzel bir kapta pilavım bırakırım. Üzerine kuzi etin bırakırım. Etrafına da kavurduğumuz badamları, kişmicileri hepsini bezadırıq, süsleri gözün. Burada da yeşil soğanımızı hırda şekilde doğradık. Şorbamızı süslemekti. Benim yemeğim pişmek üzereydi. İnşallah, evet. İnşallah. Eller ve sağlık. Yani sağ aslında ol. Buyurduğu yeter ki biz bu etli pilavı yaparken edibilik şırdagi illa ki mesela yapmış olduğumuz pilav etin yanında hani beyaz pilav olsun. Edibilik kırmızı pilav da yapalım. Beyaz ola, kırmızı ola. Sarı pilav da olabilir. Şey de ola, kahvayı da ola, sarı ola. Evet, pilav da olabilir. Renk de ola. Ben şimdi matamda yaptığım yerde siniye rengarenk bırakırım. 4-5 türlüsün. Burguldan da ola. O da hoş ola. Evet. Pilav, pilavlar rengarenk ola. Etin ve de aslında içinde hel bulunduğu için kakule dediğimiz yani farklı bir lezzet de katar ve hatta kokusu çıkmaya bile başladı. O kadar tabii, güzel bir koku verir ki. Tabi hel her zaman etin zifirinde ağla dediğimiz aynen gibi. Güzel koku da, güzel tat da, ete de tavuğa da bırakabilir. Her zaman tavuğun kaynamasına da bıraksak bir çihel, bunun tüm zifirin ağla, kokusunu da ağla dünyanın. Evet. Peki az eller ve sağlık. Sağ ol. Çorbamız pişti dedi Hüteyki. Çorbamız diğer pişti, kıvamını aldı. Biz bunu mikser yardımıyla böyle kıvamını aldı. Patatesler evet pişenden sonra dedik. Mikser yardımıyla böyle bir şekilde. Özü katı ola. Hani patateste de nişasta vardı. Evet. Özünden katı ola. Evet. Eller ve sağlık. Sağ ol. Teşekkür ederim. Fırında da tabii ki etimiz pişmek üzere. Fırında da sadece biz kızarsın etimiz. Aynen. Onu hemen pilavın üstüne bırakırız. Peki eller ve sağlık. Sağ İlerleyen dakikalarda programımızın misafirine tabii ki ikram edeceksiniz. Sonunda davet ederiz sizi mutfağımıza. Teşekkürler. Sağ olun. Olun. Kolay ederim gelsin. Peki efendim, programımız yine devam ediyor sayın yönetmenim. Kısacık bir ara verin. Kısa bir aradan sonra stüdyolarımızın değerli konuğunu davet edeceğiz. Bizlerden ayrılmayın. Evet efendim, programımız canlı canlı Irak'ın Aydınlık Yüzü Türkmenele TV'de yine devam ediyor. Şimdi de stüdyo misafirime hemen yanımıza aldık. Öncelikle sizleri tanıtmadan önce tabii bugün ele aldığımız konu hemen sizlerle paylaşmak isterim efendim. Hakikaten günümüze baktığımızda toplum içinde bir hastalık haline gelen, bir hastalıktaki yayılan boşanma sebeplerini bugün programımızda konuşacağız. Ayrılığa giden çiftleri konuşacağız daha doğrusu. Boşanma yolları tabii ki de giden o sebepler nelerdi? Bugün programımızda değerlendirip değerli misafirimle tabii görüşlerini alacağız. Ayrıca aileler arasında sorunlar ne şekilde çözülür?
Bu da önemlidir. Ve nasıl sıkıntı ve problemlerin üstesinden gelebiliriz? Boşanma kararı acele mi verilmeli, yoksa öfkeyi bir tarafa bırakıp da daha akli selim düşünmek için yine bir süre tanımak lazımdı. Bunları da konuşmak üzere. Hemen stüdyo konuma döneceğim. Uzman konuğum daha doğrusu avukat Sayın Fehmi Kasım Beyler bizlerle birlikte. Yani gün başlıyor stüdyolarında. Efendim hoş geldiniz Sayın Fehmi Bey. Hoş sağ olun, teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Bugün özellikle de boşanma nedir, sebebi nedir? Ve nedenlerini konuşmak üzere çözümlerini konuşacağız. Özellikle de Irak'ın medeni kanunlarına göre, hemen şöyle başlayalım. Irak'ın medeni kanunlarına göre boşanma kelimesinin anlamı geldi ve hangi maddeye dayanır? Bir de onun yanında o maddeye dayanarak hangi haklar elde edilir? Bunları sizden alalım efendim. İnşallah efendim. Tabii her şeyden önce Irak'ın ve Türkmen'in Ayna televizyonu, gerçek bir televizyonun, buradan biz tüm seyircilere günaydın diyenden önce burada çalışan kadrolara hepsine diyelim ellerinize sağlık. Gerçekten bir güzel bir şeyler yapsınız. İnşallah devamlı olur. Ve tebrik eder size bu programımıza. Sağ olun, teşekkür hakikaten izleyen bir program. Milletin içinde bir sada veren bir programdır. Allah razı olsun. Biz de bu program vesilesiyle bütün bizi izleyenler insanlara ki sözümüzü inşallah Allah bize ömür verse, yetirse bazen ne mutlu i̇nşallah bize. İnşallah Rabbim uzun ömürler versin. Tabii bizim Irak'ın kanun dediğimiz el-ahval-i şahsiye kanunu. Tabii 1958'de bu kanun vücuda gelip o zaman bu kanunda türlü türlü kadının ve ailenin hayatını çözür. Bu kanuna göre insanlar boşanmak olsun, nefak olsun, her ne olursa olsun millete dair olan ahval-i şahsiye dediğimiz bu kanun alıp çözün. Ama bizim bu boşanma mevzuna girirsek 30 yani. Kısaca bir tanımlayalım efendim. Boşanma talak anlamına geldi. Talak ne demekti? Hem İslam dinine dayanarak hem de kanunlara dayanarak. Talak diyen de bir bağlayan bir şeyin açmağı. Yani bir ip düğününse o düğünü açmağı ona diyorlar itlak, talak. Yani bir şey o da kimin elinde olur? Erkek elinde olur. Erkek elinde de. O zaman kaydu şey diyen de yani açılan bir şeyin elinde olan insanın açar özüm. Bizim de bu kanunda 34. madde, 35. madde ahval-i şahsiye dediğimiz ta 38. madde kimin bu boşanma anlamına geçirir. Ama gelirsek erkeğin şer'an ve kanunan hakkı kullanmağının gerekme bunun da bilagın ne şekil bir hakkı kullanır. Boşanma hakkını ve ne şekilde kadının hakkını verecek. Bizde boşanma üç noktur. Birisi bir talka dediğimiz dediler o yüzden rac'i. İkinci talka. Rac'i ne demek? Rac'i yani bu halde adı erkek geldiyse kadınını lafz ettiyse boşanma lafzını. Hı hı. Üç aya kimin hakkı var bu kadını döndersin. Şartsız, kayıtsız. Hı. Yani kadının dediğimiz... Ne şekilde döndürdü? Bu şekilde dediğimiz... Yine tekrardan mahkemeye tabii, başvuru yapıp da... Bu anda mahkemeni istemez. Çünkü gerek yoktu birinci mahkeme. Birinci boşanma lafız ettiyse... kadının hakkında olduğu Allah subhanahu teala kadına verdiği o üç ayın içinde dediğimiz kuru... Ha, bu üç ayın içinde edebilir bu erkek, bu kadını... Esmatını bir daha döndersin, icap etmez mahkemeye dönmek veya mullaya yetmek bu dediğimiz noktalarda. Bu üç ayı geçmeğiden beynine sonra olur, ikinciye gider. Hı hı. İkinci de giden de onda da gene geri üç ay erkek hakkı var bu kadını döndürmeyse ama ne şekilde yeni bir
kabin dediğimiz yani yeni bir nikah nama. Onun da yeni kabin deyinde yani gelseydi kabini 20 dinar ise geri etsin uzun 25 dinar. Yani asla bir yeni bir kabin. Peki bu hangi esnada? Bu da arvadın rızalığıydı. İkinci arvadın rızalığıydı oğlu dönmek. Kadının rızalığını almak. Kadının rızalığı olmadıysa döndürebilmez özü. Burada oldu 3 ay oradan. 3 aydan buradan oldu. Bu aldı 6 ay. 6 ay geçmeden gidende 9. aya evet. O 3. O zaman 3. boşamaya gider. O zaman onda dönmekleri biraz zahmet olur. Ve ona karşı bizde şer'te ve kanunda bunun detayları var. Onu da at sulamak peki, bir vakti alır. Üçüncü boşanmakta zor olan şartlar nelerdi ki yolumuza geldi? Zor olan şartlar. Üçüncü de erkeğin üzerine tüm olaylar düşer. Mesela ne gibi? Kabindir. Bunun iddiasıdır, nefakasının iddiasıdır. Efendim burada gelip sebeple boşayıp ama sebepsiz boşayıp burada bir taassüf mevzuu var. O da mevzuğa girer. O mevzuğa giren de erkeği zaten 10-24 ayın nefakasını diyebilir taavuz diye kadın isteyebilir özün mahkeme yoluyla. O da da diyorlar talak-ı taassüfi. Yani erkek bunu zulümle veya sebepsiz boşanmak. Tabii bu boşanmalarda yani ben buradan yani isterim bunu bir ağaç olayım. Boşanmak yani çok kimse anlamır niye boşur, niye nişi boşamır. Ha zaman boşar ve ha zaman boşamaz. Yani koy böyle aç ol yağmaz. Yani erkek her kalkıp oturanda ağzına boşanma lafzı alırsa zaten onun da yaşama hayat uymaz. Doğru. Çünkü şimdi bunu, Sayın Hocam şöyle bir durum var. Yani artık öyle bir zamanda yaşırız ki artık gençlerimiz ne için evlendiklerini bile bilmirler ve neden boşandıklarını bile bilmirler. Zaten burada maalesef bir büyük görev kimin üzerine düşer? O baba nene üzerine düşer. Mesela biz gelin bir erkek isterse bir kadını istersin. Yani maalesef şimdi bu bizim şeyimize o günde de bunu bir programda da açıkladım. Baba anne evladları için her şey yapar. Ama bir mukabilin hayatında veya duygusunda oynamak olmaz. Doğru. Nitekim. Gencin biri bir kadından yani bir kızdan kulyede veya işinde veya yerinde bir merhaba oldu, bir ilakat oldu. Bu ansınada o zidan olan yoldaşları o dirime niyetirem özüne, bu dirime niyetirem özüne. Yani bak bunu, ben bunu bu olayı buradan diyorum. Yani olmuş bir şeylerdi. Bu dirime niyetirem. Yani bir böyle bir şekilde. O zaman geldi baba annesini anladı. Balaman filan kızı beğendim. İsterim gidersin dilekçilikle. Babayı da ne yani? Ben buradan diyorum özlerine. Bir mevzu edeyi sen diraset etmeyesen özün gidesen oğlun oya ardıza. Konusunda gerçekten bu canım, konuyu diraset etmek lazım. Diraset etmek lazım. Evet. Acaba benim çocuğum, evladım. Evladım. Artık bu iş, böyle bir ömür dedi ki evlendirin. Evlendirin. Bu otomobil veren bir otomobil sürmağının kaderini bilmiyor. O zaman ne de bir kadını getirecek diye o bunun mesuliyetini kaldıracak. Mesela. Burada babayla anne oğlanın sözüne gelirler, çağırırlar kapını, selam aleyh, aleyhisselam. Geldi kız olsa, tabii babayla anne giden de o babanın memlekette veya toplum içinde bir tanem bir insandı, tabii. Sözü geçerli bir insandı. Hı-hı. Yani bir kız babası temenni eder bir böyle adamın oğluna bir kız versin. Ama da bilmirler bunun ardında bir merci var veya bir anlaşma. Ne gizemli bir şey var. Evet üstü kapalı. O zaman bu iş olandan sonra baksan sözünü getirdiği yere oğlan
Dedim ben yetiştim özne. Anne babasını gönderdi. Baba oldu tamam. Evet tabii orada da dönmek olmaz. Oldu, toy oldu. En bir lüks. Bir lüks bir salonda toy oldu. En bir programlı bir gelin kürekem filan. Klinciler, kekler filanlar yani resim almak, video filan. Bu 3 ay sonrası malum eder. 3 ay sonra? 3 ay sonra ne olacak? Bu istediği değil ki. Biz bu arkadaşlarıyla bir şeye girdi. Yani oğlanın istediği değil. İstediği değil. Biz ama arkadaşların acığına bu işi yaptı. Bu kıza yetişti. Allah Allah. O zaman burada o baba nenenin davrın olacak. Tabii mahkemeye düşer. İş mahkemeye düştü. Tabii. Kızın karnına uşağı düştü. Yani o şey değil bu. O zaman bundan sonra beklediğimiz işler buradaydı. Zaten ondan sonra bütün kapılar açılmaya başlar. Bütün olaylar meydana geldi. O baba kınağın soydu. Ay vallahi ben bilmedim beladı belad olmaz. Anne kınağın soydu. Evladlarının belini yere vermirler. Yaptığı cürmenin özlerdeki müşterakti içinde. Ama bir kızın hayatının söz konusu da. Zaten ben bunu konuşanda mı yani? Yani burada bir vicdan meselesi var. Ben açılamıyorum da her şeylerini de. Ama yani bir böyle nezdeğer her şeyden bir ruhsaklan diye konuşurum. Evet. Peki böyle bir durumda... Burada boşanmak müştemaata ne oldu? O kadının kızıydı, kadın oldu. Ve kadın olduktan sonra anne oldu. Müştemaata ne olacak? Yani? Yani içinden büyük bir olaydı bu. O zaman boşanmak buradan başlıyor. Tabii. İlk köyden babana neden tutalım? Evladlarının sözüyle kalkıp ot etmezler. Yani anne baba çok önemli de. Evlatları gün hayatı diye. Şerefsiz tecrübe görürsünüz. Aldıkları özellikle de hayati kararlar içinde. Tabii. Sen bir tecrübeden geçip sen nesil yetiripsen, evlilik görüpsen, sen oğlunu veya kızını. Sen de özü evlenipsen. Özü de evlen. Oğlun, kızın. Tabii gene bunların yoktu bir baba anne haz etmesin, oğlu toy etsin veya kızı varsın. Hepimiz bunu her ama, anne baba ister ama, ki çocuğu en iyi hayatı yaşasın, en mutlu hayatı yaşasın. Ama ne şekilde olacak? Gerekin bir şekilde olsun ki o müştemaya girendeler bunlar yeni bir aile diye. Biz onlara yardımcı olan ki bunlar nesil töretsiler. Yani burada şöyle bir durum da var Sayın Fehmi Bey, bunu da düşünmek lazımdı. Çocuklarımız her istediği şeyi tamam demiyorlar. Tamam. Bu yanlıştı değil mi? Bu birinci paya boşanmak payasından başları babayla nene ki o evladı gönderirler, ensize düşürler, yediler, bir kız isterler. Ondan sonra o kız boşanır. Boşanma buradan bu bir. Evet. Yani biz başlarsak bu boşanmanın çok olmağını, hardan tutağın özün ilk önce anne, birinci adımdan ki yedirler dilekçiliğe. Evet. Oradan bilağın. Bu evlat başarı ve bunu devamlı başaracak ama yarı yolda koyacak ama müştemaatte bir boşanma farah bırakacak. Daha fazla olacak evet. Bu bir. İki gelinecek medya. Medyanın da doğru çoktur. Tabii medya organları çok önemlidir bu konuda. Maalesef. Yani görev üstlenmekte. Yani ben yani bu hakikat televizyonundan konuşursam yani gerekim bizim her medyada ağzından 3 ayda bir, 2 ayda bir programlarımız olsun ki o müştemaya veya o topluma bir fikirler getirsin ki onları devamlı birbirini aydınlatmak çok mühim noktadır. Ama yok biz bu yanlış dizilerden millete nezediyak bir şey koyağın fikirlerinde yani bu dizini aynen öz hayatlarına döndürmekleri. Ama bu dizini sen görende, izleyende o yüzden. Senin hayatınla ve senin topluluğunla bu dizinin topluluğunun çok bir farkı var. Evet.
Geçen bir haber okudum Sayın Fehmi Bey. Diyor ki işte çıkan bu dizilerin neticesinde bir karı koca aralarında bir problem yaşanıptı. Boşanmaya tabii neden olupta. Erkek işte anladır ki diri, dizideki kadın oyuncu her ne yapıra benim de eşim aynı o şeyi istire, onu yapmak istire. Ya enteresan bir şeydi. İşte bu yani her toplumun kendine göre örfü, adatı var. Adatı var. Evet, bazı şeyler var mesela kırmızı çizgide. Ondan onu çıkmamak lazımdı. Onu her şey lazım. Üsülünde, saygı çerçevesinde bunlar önemli de. Zaten hayatımızda bu noktalar var. Bu yani ben bunu konuştuğum yani diyende neden toplumumuza boşanmak olur çok. Yani dönürsek bir babanana döndük, iki medya. Evet. Üçüncü diyebilir. İnterneti, mobildi. Teknoloji. Teknoloji. Yani hakikaten milleti çaşırdan ve evliliği bozan ve müştema'a ve topluma bir top atan. Yani aslında teknoloji dediğimizde güzel bir şeydi. Çok faydalıdır. Ama iyi tarafları. Ne yazık ki bugün toplum içinde gençlerimiz, çocuklarımız bu teknolojiyi yanlış bir yolunu kullanırlar. Sorun burada budur. Yani biz teknolojiyi iyi bir şekilde kullanabilmirik. O yüzden hayatımızda büyük bir sorun yaradıp da. Bunu bu mevzuda yani hakikaten hasret çekerim. Yani ben bu fetre yani diyebilirim 2013'ten veya 2011'den bu yana gördüğüm olaylar ve yani elime aldığım olaylardan hakikaten mobilin aile içinde olduğu yanlışlar, yanlış kullanmalarını olduğu ailanı tedmir edip. Evet, aileyi dağıtmış. Ailanı tedmir edip, evlattan annenin orta yerinde bir ihtiram kalmayıp, kişiden kadının orta yerinde bir ihtiram kalmayıp bunun yüzünden yani değil bez kadın. Erkek, yani hatta aile içinde erkek, bir o sevgi bağı kalmadı. Erkek de yani hakikaten yani bazı erkeklerim ben nasihatim buradan yani yahu sen ne yapırdığı yap ama onu getirip eve bırakma özün. Evet. Yazlı ne yapırsan yap ama getirip o müşkülünü, o problemleri yürütüp seni aile içine yürütme özün. Mobil kullansan, ilaqatı var filanı var ama getirip sen kadını yanaşavdayken onun övgünde sen bir ayrı bir kimseyden konuşsan veya her ne konuşursa konuş. Ama sen eve geldi, evin geri hürmeti var, ihtiramı var. Evin hürmeti, ihtiramı odur ki sen evi şahı içindesen, geri onlara da sen bir babalık görse de sen, bir özü anladasan ki iyi bir eşsen, özü anladasan ki iyi bir babasan ama yazda ne yarın yaptığı ya. Yarın bir gün çocuklar o bir sen örnek bunları, olasan. Bunları sen aynen o uşaklar seni bir şekilde temsil yapar. Ne tasarruf etsen onlar kapar özün. Evet. Ve yani buradan da yani ben bunu derim ki o kullandığı mobilde nanca arkadaşı varsa ege oğlan ege kız. Onu bırak yazda, eva yerinde babalık görsen, eva yerinde ki anneme sen bir insansan, o ailenin reis cumhuriyatsan. Bunu bu şekilde davranmak ister. Buradan bunu diyeyim. İki, yani dördüncü mühim noktada, yani maalesef bizim kadınlarımız aynı bunun aksini yapıyor. Yani olmaz. Yani mobilin hakkı var. Medyanın hakkı var, böyle tamam ama sen gelip bunu yanlış kullanmıyorsun. Bundan ayrı beşinci dediğimiz yalan. Yalan. Ne gibi mesela yalan? Yalan yani insan geri hayatında çocukluğundan, ailesinden filan sadık olsun. Yani yalan demeye aile içinde
hususatan kadın var. Bir dedi, iki dedi, üç dedi. Dördünde o yalan seni apar ayrı bir noktalara. Mesela sen Bağdat'a gidipsen desen gitmemişsin. Sen arkadaşlardan çıkıpsan gidipsen başka bir yerlere kadının haberi olup da ben ne olsan gidipsen ayrı bir yerlere kişi var demiş. O bir aks. Aksi takdirde kadın. Mesela gidip de arkadaşıyla bir mola. Haradaydı o nenem gildaydı. Yani sen deseydin ben arkadaşınla yetmişim bir mola, av yetmişim bir derziye, av yetmişim bir şeye, yani hakikaten desem. Yani gerçeği bence. Allah subhanahu teala der, en necatü fıstık. Yani halası doğru demek dedi. Kurtuluş doğru demek dedi. Bu yalan da ev dağıdı, boşanmağın birinci sebeplerinden budur. Yani ben bunları yani konuşuram. Olaylı bir şeyler yani vakıftan konuşurum. Tabii yaşanan olayları anlatsam. Mesela buna bağrı yalandan sonra iş yetti boşanmağa. Arvat hissetti bir o kişisi çok yalandır özden. Baba dedi ben daha sağına yaşayabilmem. Kalktı bir dava açtı adam. Barvadı çeksin bet dağıya. Neden? Küsülükler, adam arvat gidip ahlatına beytta'a davası atsırı. Tabi beytta'anın davası diyende yani arvadı şer'iye ve getirmek. Yara bunun da şeyi var, usulü var, yolu var. Yara o eşeği arvat kullanıp olmasın, yara o ev olduğu ayrı ev olsun. Kalkır gidiri, bir ev tutarı kirarlı, özleyen eşyasını. Yani yalanı basır. Gelir bir ev kiralı. Evin yani kirası yalanı doğrulamaya çalışır. O evin kirası yakın 300 bin dinar ise eşyasıyla 500 bin lira yedir. Gelir bir ev tutur. Mahkemenin daldadırı. Mahkemeye de yalandır. Ama mahkeme yalan diyen de bir gün yalan, iki gün yalan. Baksan mahkemeni getirir o eva ve kadın da tabi hakkı var geçsin baksın yaptığı ev tamamdı. Evet. Kadın da avukat var tabi bu noktalardan. Baksan o ev çıkır korama bir ev, yalanın bir ev, sahte bir ev. Buna da madde kanunda sarihti. Direk geldiyse bir tane tazlil ettiyse adaleti. Yani adaleti aldattıysa bunu bu da durumda ne olur? Bu durumda bu bence tutuklanması lazımdı. Ya, cinayi bir şey evet. Halk olur yani. Yani insan arvadı aldattı, mahkemenin aldatmıyorsa, mahkemenin aldığında o mahkeme senden vazgeçmez. Eğer arvadı seni affedirse, mahkeme seni affetmez. Çünkü sen bir ajdan mahkemenin heyetini çıkardıysan bir eve, o evde sahte bir evdi. Evet. Burada ne oldu? Yalandan daha beter ev oldu. Çalıştık ama olmadı. Biz yani diyende bu nukatları diyende baba peki anlar. Bu yalan yerine neden doğrusunu kullanmayayım? İşte. Doğrusunu anlatmayayım? Neden sadakatı kullanmayayım? Zaten şimdi bir böyle bir davam da var bu mevzuata. Yani kız tarafı dediler, biz vazgeçer, bazen vazgeç dedim ama siz vazgeçseniz de. Ama mahkeme vazgeçmez. Çünkü mahkeme, bir heyet çıkıp mahkeme, diyende mahkeme çıkanda milletin adıyla çıkır. Tabii. Bismi şahab, yani millet adıyla millet çıkır. Millet adıyla. O zaman yani sen bir millete yalan dedin. Doğru. Bir topluma yalan dedin. Evet. Yani bunu düşünmek ister. Yani biz bu saydığımız bu nukatlar boşanmağın sebeplerinden en son dediğimiz yalan, buna da benzeyen olaylar da çok çoktu. Ama ben buradan nasihatim, her aileye, her insana, ailesiyle, eşiyle dümdürüz olsun, ege kadını, ege erkeği. Bunlardan düz olmasa neticesi o şimdi neticesi yetişi boşanmağa. Boşanmağa da yetiren de
mahkemeye hemen bir payağını atma, ondan daha o kadının, o erkekten, o kadının orta yerinde olan o saygı, hürmet bile artık kalmaz. Olan o bağı hemen kupağını. Evet. Daha bunu yapmağı da biraz zor. Hatta da yapılsa da evvel kimin yapılmaz. Çok doğru. Evet. İlla ki günün bir günde aralarındaki bir sorun tekrar yaşansa bile biri birilerine derler. Ben gittim mahkemeye, senin üzerine dava açtım, dava kaydettim. Yani böyle durumlar. Çünkü bu diyende bu bağı. Evet. Çünkü Kur'an-ı Kerim de bunun üzerine basırı. Yani akdun galiz. Yani en yoğun bir anlaşma, en yoğun bir akd. Demek ki arva kişi orta yerinde olan bu akdun galiz, av yoğun bir bunu kopartmağı çok zahmet. Ama ne yazık ki bunlar yalanla, filanla, oyunla bu yana o akdi, en yoğun akdi, baksan kopardılar özün. Bunu bir de bağlamağı çok zahmet. Bağlansa da avar kimi bağlanmayacak. Sonra bizde yani bu noktada yani o anna veya o baba düşünmür. Bu etki tasarruf veya bu yaptığı bu yanlışlık veya arvadı boşanmak zulman, taassufen. Yarın bir gün o çocuğu büyük olanda babanı ne şekilde görecek? Ananı ne şekilde görecek? Doğru. Burada biz ne ettik? Müştemahte bir çatlak yaptık. O uşağın içerisine bir hakikat veya bir yani şeyler açtık. Yapılan, açılan bu çatlak da hep geldikçe devam eder, devam eder, gider. O da müştemah üzerine böylece, zalim oğlu. Tabii. O da kadın karşısına zalim oğlu çünkü bazı şeyler gördüğü, çocukluğunda yaşadığı özüden evet, tören. Anne babamdan diğer ben böyle gördüm. Törende özüden, özde aynen o tasarrufta olur. Evet, dedi ki bu çocuğun içinde bir kin, bir nefret yaradar. O da aynı o şekilde devam eder. Baba annenin izinde devam eder. Zaten biz buradan yani konuşandak, yani her kim bizi izlese, yani saygım, hürmetim bütün seyircilere. Yani bizim sözümüzü yani almazlar, bir programda oturmuşuz, konuşuruz, bir 10 dakika, 20 dakika sonra yani bitecek. Yani bizim yok, amacımız burada bu program yoluyla bu faydalı fayda konuları bulunmak, millete iletmekti tabii ki. Yani Kur'an-ı Kerim'de dedir, فَذَكِّرْ فَاِنَّ فَعْتِ الذِّكِرْ Ya da sal, belki o ya da salmak da bir fayda bir bulur. Bir fayda bulur, evet. Peki Sayın Hocam, kadınlar ne zaman boşanabilirler? Yani mesela aile içinde nece bir sorun meydana gelir ancak mesela boşansın. O yakın sorun o kadar büyük ki mesela bir örnek verebilirim, daha fazla açıklayayım senin için. Bir erkek ihanet eder eşine, kadına hıyanet eder. Yani sizce bir avukat olarak kadın hemen mahkemenin yolunu tutsun, gidip boşanmak kararını alsın, boşanmak talep etsin, yoksa bence hele daha otursun biraz sabretsin? Bunu dediğin karşısına bunun bir aksine böyle döndürüm. Kadın kişini getir mahkemeye. Kadın kocasını mahkemeye getirir. Bir boşamanı. Neden? Boşamanı yazı bir tane durup ben ona varacağım. Ha, boşasan ha, yoksa yok. Gerçekten mi hocam? Ben bunu sadece gözümle gördüğümü derim. Yani kadın kocasını mahkemeye, mahkemeye yapar. Çakip. Hakimin övgüne. Hakimin övgüne. Boşamanı bizde, diye bizde kapıda bir, durup bir beni şey var, bekleyen biri var. Boşanmaların birisinden hulu. Hulu deme, hani iki tarafın anlaşması üzerine boşamak. Tabii. Getirip eşini boşa, o da yazı durup bakirir bu boşalsın. Evet. Kadın da sanki gelip de bir toya, sanki gelip de bir sanki diyebilir düzen salonundan çıkan bir girişte, bir heyette gelip. Tabii sen bu böyle kadın bir müştemahte, bir bu tasarrufatında, mahkeme övgünde ve oturan avukatlar övgünde bu bir tasarrufu yaparsa sen ne tasavvur edeceksin bu kadını? Şimdi biz erkekler koy bir yana. Erkekte her ne yoktu, var yok filan. Ama bir şekilde olur, olmaz. Tabii ki olmaz da. Bu kalan kadınlara ihanat. Doğru. Aslında başına o kadın özüne bir ihanat. Özüne bir ihanat aynen, olduysa, kadın kendi olduğuna kimin, kadınlara da bir ihanat bu. Demek ki bu
ne aile içinde büyük olup, ne bir doğru yani, dürüst diyesin bir terbiye alıp bu da. Kadını ne tasavvur edeceksin? Yani çok yanlış bir davranış, çok ayıp bir davranış. Sen yaptın yaptın. Bizde bazı şeyler Allah Subhanahu Teala her insanı stresler. Yani bu insan özünü stresmişse Allah Subhanahu Teala da stresmez özünü. Tabii. Peki böyle bir durumda mahkeme ne gibi bir karar aldı Sayın Hocam? Yani bunlar kişi gelip anlaşmaya, o zaman mahkeme ne özünde ne avrak var, ne şekil ona bakacak. Bunların istediklerine göre bir karar verecek. Peki eğer böyle bir durumda mesela buyurduğu ki az önce bir kadın kocasıyla mahkemeye gidip hakimin önünde durup beni boşa kapıda biri beni bekler. Yani o beni alacaktı. Peki böyle bir durumda hakim mesela o avraka bakmadan zaten ağızlara baktığı zaman hemen durumu zaten ne yapacak? Yani ne o kadardı. Yani nasıl bir karar alacak? O kadardı. Bu bir ihanet sayılmaz hele daha. Yok o kadardı. O kadardı. O kadardı. Yani bu biz burada diyende kazının övgünde bu tasarruf yapan demek ki dilik. Yani o öz özüne ihanattı veya kadına ihanattı. Ama kazına göre bir şey yoktu. Çünkü o adam oturuptu övgündeki olan hükme göre hüküm verecekti. Bu yaptığı tasarruf özüne ait bir tasarruftu. Yani ki demezsin, desin demezsin. Ama bu aslında o kazının davru o kadardı ki bunu güzelimce bir hayat dersi verdi özüne. Ki koydu yani anasından emdiği sütü burnundan çıkartsın. Ama ne fayda ki çi duvara sele, çi buna sele. Yani. Peki hocam bunun tersini demiş olsa. Bunun tersi. Çünkü böyle olaylar çok var bugün toplum içinde. Bunun tersi. Ama hızlı bir şekilde. Erkek, çünkü sayın yönetmenim diyor ki süremiz dolacaktı maalesef. Erkek bir kadın istemirse tesrihun bir ihsan. Yola salam özün, hak hukukunu verem özüne, yola salam özün. Sen, ama hocam neden istemezsin? Neden aldığı zaman zaten, istirdi? Zaten, neden sonra istirdi? Zaten indi biz koyağın, erkeğin gözü kadında yoktu. Yani bir diyağın bir olaydan alıp bunu veya bir babanenanın iradasıyla veya bir komşu kızıydı, fakiriydi, kimsesiziydi, bunu stresi aldı filan. Yani biz bu şeylerdir. Artık bu eskisi gibi kalmadı hani zorla evlenen falan. Ama hakkı var erkeğin ikinci kadın alsın, üçüncü kadın alsın, dördüncü kadın alsın imkaniyatına göre. Senin gözü ailevde kalmayıpsa, ailemin hakikaten yola salam özün. Allah'ın rızalığıyla, peygamberin rızalığıyla bunu yola sallam, hak hukukunu veririm. Özünün, çocuğunun filanını veririm. Evet. Ama yok, hem boşaram, hem de hakkını vermem. Ve hem de mahkemelere çekerim özün, sürüntürüm özün, ha böyle gelsin geçsin. Bu insan, böyle insanlar da var. Yani biz bunu diyenler, aksinde de erkekler de var. Allah'ın korku yok özünde veya müştemaın diyağın terbiyesi yok özünde. O zaman bu da bu şekilde tasarruf eder. Onun için bizde boşanma bu yollardan müştemağımızda. Maalesef. Peki Sayın Hocam, son sözü nerede? Gençlerimize özellikle de, yeni sözüm. Evli olanlara. Yeni evler olan. Biraz mobilden evi de irak ol. Hakikaten eve girdi mobilu söndür. Ki edebilesen aile olan hayat yaşasan aile hayat. Güzel vakitler geçirsen. Güzel vakitler geçirsen. Çünkü bu tekrar olmaz. Maalesef bu böyle oldu. Ondan ayrı bizim gençlere yani nasihatim oldu ki evliliği almazlar eskiden bir diğerdir evakam. Evakam değil bu. Bu nesil yetirmaktı. Bu toplumda bir iz koymaktı. Tabii. Ve sen ne yanlışlık yapsan toplum seni o şekilde yanlışlara gider. Yanlışlıklar. Geldikçe de geriye gider canlısı. Maalesef. Peki hocam çok teşekkür ederim sizden. Ben teşekkür ederim ki bizi önemli notlar verdi buradan. Ben hem izleyicilerimize
Hem de hepimize tabii ki çok sağ olun. Şimdi mutfağımıza geçelim. Şefimiz yanına Hanan Hanım. Evet, bugün etli pilav yaptı sizler için. Harika. İnşallah. Bir patates çorbasını da yaptı. Ve yanında da kolay bir tatlı olan mahallabi yaptı. Hemen geçelim. Buyur Sayın Hocam. Evet. Misafirimizi getirdik. Hoş geldik siz mutfağıma. Ne güzel. Elinize sağlık. Sağ olun ustam. Yani hakikaten yani bir böyle bir mutfak, zengin bir mutfak. Yani bizim ailelerimizde de yani dediğimiz yine bu konuda konuştuğumuzda. Yani sen erkeği gibi elden gitmesin, kalbine yetiş, karnına yetiş. Evet hocam. Kalbine yetiş, karnına yetiş. Tabii. Güzel bir mesajıydı bu. Buyurun peki, sen çorbamızı tatla. Şefimiz Hanan Hanım. Güzel. Evet. Buyurun, hocam size afiyet olsun. Sağ olun. Tekrardan çok teşekkür ederim. Bugün programımızın misafir olduğu için. Çok sağ olun. Ayrıca şefimiz Hanan Hanım'a da teşekkür ederim. Sağ olun, ben teşekkür ederim. Etli pilavı için. Güzel, ve ayrıca patates çorbasını yaptı. Diğer taraftan da muhallebi yaptı. Ellerine sağlık. Sağ olun, teşekkür ederim. Teşekkürler. Gelecek program yine farklı tariflerle sizleri beklerim inşallah. İnşallah. Evet, sağ olun tekrar değerli hocam. Sağ olun. Peki sevgili değerli izleyiciler, böylece yavaş yavaş programımızın sonuna geldik. Bugünkü stüdyo konuğum, çok değerli misafirim, avukat Fehmi Kasım Beyler bizlerle birlikteydi ve boşanmakla ilgili burada detaylı bir şekilde birçok konuyu burada bizlere açıklamış oldu. Sağ olsunlar, kendilerine üstün başarılar dilerim ve Yüce Rabbim uzun ömürler versin inşallah. Efendim böylece bugünlük de bu kadar. Burada programımızı noktalayacağız. Değerli ekibimin ve sayın yönetmenimin saygı ve hürmetlerini lütfen kabul buyurun. Bir daha tekrar bu ekranda yani Irak'ın Aydınlık Yüzü Türkmen Ele TV'de buluşuncaya dek şen ve sen kalın hayırlı günler diliyorum. Bizlerden hiçbir yere ayrılmayın. Hoşça kalın efendim.